Türk müzik kültürü Cumhuriyetimizin kuruluşundan başlayarak yeni bir süreç içerisine girmiştir. Söz konusu sürecin özünde ulusallık, yönteminde çağdaşlık, niteliğinde evrensellik vardır. Bu ilkelere göre öngörülen dönüşüme Türk müzik inkılabı adı verilmiştir. Atatürk'e göre Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültürün sac ayakları olan bilim ve teknik yaşamda en gerçek yol gösterici, sanat ise ulusun başlıca yaşam damarlarından biridir. Yine Atatürk der ki, bir ulusun değişikliğinde ölçü, müzikteki değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bu görüşler doğrultusunda Atatürk'ün doğrudan yönlendiriciliğinde Cumhuriyetimizin ilk 15 yılı süresince gerçekleştirilmiş olan atılımlar şöyledir. 1924'te Saray Orkestrası başkent Ankara'ya getirilerek Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adıyla etkinliklerine başlamıştır. Yine 1924 yılında okullarda dize vurularak yapılan gına dersleri yerine çağdaş bir anlayışla uygulanacak müzik dersleri için öğretmenleri yetiştirmek üzere Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. Bu okulun öğretim kadrosunu ağırlıklı olarak Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti'nin sanatçıları üstlenmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla tekke müziğinin varlık nedeni ve ortamının kaldırılması da yine 1924 yılındadır. Müzik öğrenimi için Avrupa'ya yetenekli gençlerin gönderilmeye başlanması 1925'te olmuştur. Bu kadronun ilk temsilcileri daha sonra Türk Beşleri olarak adlandırılmıştır. Bu isimler 10. Yıl Marşımızın da bestecisi Cemal Reşit Rey, fonda duyduğunuz Köçekçe Suite'nin bestecisi Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kasım Akses ve yine Atatürk'ün isteğiyle 1934 yılında yazılan ilk Türk operası Özsoy'un bestecisi Ahmet Adnan Saygun'dur. İstanbul'da Darül Elhan adıyla 1915 yılında açılmış olan müzik okulu, 1925 yılında çok sesli müzik eğitimi de veren İstanbul Belediye Konservatuvarı'na dönüştürülmüştür. Halk müziği ezgilerimizin derlenmeye başlaması 1925, notaya alınan ezgilerin yayımına başlanması 1926 yılında olmuştur. Yine 1926'da Genç Türkiye Cumhuriyetimizin ürünlerini tanıtmak üzere yola çıkan ve Akdeniz, Avrupa kıyıları, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve dönüşte Karadeniz'in limanlarına uğrayan Karadeniz adlı gemiye Atatürk'ün talimatıyla Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adlı senfoni orkestramız da alınmış, bütünüyle Türk sanatçılardan oluşan bu orkestra söz konusu liman kentlerinde konserler vererek genç cumhuriyetimizi daha çok bu yönüyle tanıtma görevini yerine getirmiştir. 1934 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu çıkarılmıştır. 1935 yılında müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1934, 35, 36 yıllarında başta Paul Hindemith olmak üzere Avrupa'dan ünlü müzik uzmanları davet edilerek görevlendirilmişlerdir. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuş ve öğretime başlamıştır. 1937 yılında Türk Halk Ezgileri Arşivi, Türkiye'nin ilk büyük halk müziği arşivi olarak Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kurulmuştur. Ankara'da Askeri Mızıka Okulu 1938 yılında kurularak öğretime başlamıştır.